Değerli izleyenler, 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Kibariye'nin şaka yaptığı ortaya çıktı. Şimdi ünlü şarkıcının Kenan Doğulu ile birlikte İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldığı konsere gidiyoruz. Hamileyim dedim. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı Kibariye'den şoke eden açıklama. Kızlar ben hamileyim falan. Hamileyim diyerek dikkatleri üzerine çeken Kibariye, işin aslını ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı hayranlarına neden şaka yaptı? Onların sözcüklerinden çok etkilendim. Kenan Doğulu ve Kibariye'nin birlikte sahne aldığı festivalden çok özel görüntüler Magazin 8'de. Maçka'da Kibariye ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı festival alanındayız. Gün batmak üzereyken içeri dolmaya başlıyor. Gelenler arasında Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın oyuncu kızları Ferhan Şensoy'la sevgilisi de var. Enteresan bir ikili bence. O yüzden çok heyecanlıyız. İkisini ayrı ayrı çok seviyoruz. Beraber hiç dinlememiştim. Kibariye'yi ilk kez dinleyeceğim bu arada. İntikam dizisinin setinde tanışıp aşık olmuş ve geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu Engin Happy'leri ve Beyza Şekerci. Hala balayı tadında yaşayan ünlü çift de konserdeydi. Yani Kenan'ı çok seviyoruz. Bütün konserlerinde olmaya çalışıyoruz ama bu bambaşka. Hele Kibariye'yi de ikimiz de çok seviyoruz. Bakalım. Ünlü çifti en çok heyecanlandıransa konserin hep anne babalarından dinledikleri gazino havasında geçecek olmasıydı. Büyüklerden, annelerimizden, babalarımızdan duyduk hep gazino konseptini ama biz de bakalım ilk kez göreceğiz. Yüzleri gülüyor. Evlilik hayatına çabuk adapte olmuşlar. Her anları eğlenerek geçiyormuş. Bir tanedir ya. Bir tanedir. Şahane. Kolaysa değil de. Valla. Abla benden çok daha iyi, öyle söyleyeyim. En çok hangi yemeğinizi? Engin acayip şeyler yapıyor yani. Usta bir şef diyebilirim gerçekten. Estağfurullah. Biz çok keyifliyiz. Yani evet, mutfakta da eğleniyoruz. O bir taraftan bir şey yapıyor. Ben salatayı yapıyorum. O yemeği yapıyor. Ben bazen yemeği yapıyorum. Yani daha keyifli oluyor öyle, daha eğlenceli oluyor. Engin Happy'leri ve Beyza Şekerci konsere gelirken Kibariye'nin hamilelik haberini konuşuyorlarmış. Hatta bu haberi alınca kendileri de aileyi genişletme işini düşünmeye başlamışlar. Kibariye'nin de hamileymiş. Öyleymiş, evet. Evet. Engin eşimi söyledim. Ben de şimdi konuşuyorduk. Doğru mu bu haber? Gerçekten doğru mu diye sordum. Öyleymiş. Ne güzel, ne mutlu ona. 56 yaşındaki Kibariye geçtiğimiz hafta hamile olduğunu açıklamış. Haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Konser başlamadan kulise geçelim ve hamilelik mevzunu birinci ağızdan öğrenelim. Hemen ben sedete gireyim. Sen sonra ben olayları haberleri falan izledim. Nefesimizi tuttuk, bekliyoruz. Nedir bu işin aslı astarı? Kibariye gerçekten hamile mi? Böyle bir şey ağzından benim çıktı tabii ki. 25 bin kişi karşısında ben çok sevenlerimi karşılaştığım için onların sözcüklerinden çok etkilendim. İnanılmaz heyecanlandım ve dedim ki ben 3 aylık hamileyim dedim. Herkesi heyecanlandırdı bu açıklama ama aslında Kibariye hamile değildi. 3 aylık hamileyim dedim. Böyle bir şey yok ama. Peki ünlü şarkıcı neden hamile olmadığı halde hamileyim deme ihtiyacı hissetti? Ama benim vardır ya sloganlarım, hani yaşasın Türkiye falan. Kızlar ben hamileyim falan, böyle bir şey yok. Kibariye şaka yapmak istemiş ama işler bir anda kontrolünden çıkmış. Hastasıyım, tansiyon hastasıyım, yine lafımın arkasındayım. Hiçbir zaman seyircime ve sizlere yalancılık yapmadım, yapmam. İnsanı kandırmak kolay, Allah'ı kandıramayız. O yüzden ben delikanlı kadınım, kendimi seviyorum. Onu vallahi bile ispiyorum. Ünlü şarkıcı yarattığı karışıklık nedeniyle biraz da mahcuptu. Sen iyi kadınımdır ben yani. Ama vallahi şaka yaptım ve abi baktım şok oldum yani, ben haberler falan. Üstü sim işlemeli siyah tulumuyla şıklıkta iddiasını konuşturan Kibariye son hazırlıklarını tamamlamak için kulise doğru ilerlerken biz sahneye çıkan Kenan Doğulu'ya kameralarımızı çeviriyoruz. Siyah şeritli beyaz ceketi ve şık gömleğiyle fasıl Kenan Doğulu eşliğinde başladı. İkimizin derdi abla fonda Zeki Müren'in, Müzeyyen Senar'ın, Türk sanat müziğinin usta isimlerinin görüntülerinin döndüğü sahnede Kenan Doğulu kendi tarzının çok dışında ama herkesi büyüleyen bir konser verdi. Aynı sahneyi paylaşan Kibariye ve Kenan Doğulu bir de düet yaptı. (Gülüyor)
Seyirci de bu düete ortak olunca ortaya bu muhteşem performans çıktı. Olmadı. Vallahi olmadı, vallahi olmadı. Bardaklar dolmadı. Arkadaşlar olmadı. Çile! Oldu mu? Şahaneydi ya. Oldu. Daha ne yapsın? İkinci de oldu.